Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Nasıl gidiyor bakalım? Dörtgen çokgenler efendim. Ne oldu? Üçgen tayfayı kıskanmadık değil mi? Dörtgen çokgen tayfa da fena gitmiyor. 30 31. föyü beraber yapacağız. İlk defa iki föyü birden bitireceğim. Hatta bundan sonraki süreçte böyle föyleri ikişer ikişer götürmeye çalışacağız. Hazırsan yok yok yorucu falan olmayacak merak etme. Çok güzel sorular da çözmeye devam edeceğiz. Amacımız dörtgenlerin içinden geçmek. Tabii ki önce gönder gelsin efendim. Ödevleri sonra veririz ya. dur acele etme. En sonda veririm ben sana ödevleri. Açtım bakalım sayfayı, geçti. 30-31. föyden başlayalım. Artık eşkenar dörtgeni bu ders bitiriyoruz tamam mı? Eşkenar dörtgende artık nokta koyma vakti geldi. Son iki tane başlığımız kaldı zaten. Biri benzerlik açı ortay ki paralel kenardan çok şey biliyoruz aslında. Oradaki bütün krallar burada geçerli. Üstüne bir de gideceğim dörtgende alan diyeceğim. Hadi geçmiş olsun yolumuza devam edeceğiz. Eşkenar dörtgende benzerlik ve açı ortay. Burada dört tane kuralım var sana aktarmak istedim. Önce şundan başlayalım. Köşegeni çekelim. Çektik hocam ne işimize yarayacak? Herhangi bir tane doğru çekelim. Onu da çektik hocam. İşte tam burada arkadaşlar ne devreye girecek? Açı ortay kuralları devreye girecek. Örneğin ben buraya 3K efendime söyleyeyim bu taraftaki kenara 2K dersem herkes açı ortay kuralında ne yapıyordu? alttakine katını veriyordu? Burası 3K'ydi burası neye dönüşecek? Mesela 3M uzunlukta olacak. Burası 2K'ydi altına katını verecek 2M uzunlukta olacak. Ya ben burada pek hatırlayamadım dersen üçgenlerde açı ortay kurallarına bir bak derim. Çok da güzel anlattık, ispatlarıyla anlattık. Bu kurallar direkt oradan alıntıdır aslında. Ya hocam burada niye baştan anlatıyorsun? Çünkü bu dörtgen. Nasıl anlatayım? Şimdi geldim. Nereye geldim? Yine bir açı ortay doğrusunu çektim. Daha doğrusu köşegeni çektim. O aynı zamanda ne oluyordu eşkenar dörtgende? Açı ortay oluyordu. Ya bu seri boyunca herhalde en sık kullandığımız cümlelerden biri oldu. Açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan. Açı ortayın kollarına çekilen doğruların diklerin uzunlukları birbirine eşittir. Ya efsane bir kural yine bu sorular içerisinde bize yol gösterecek. Şu an yaptıklarım bir ispat falan değil. Şu an yaptıklarım soru çözebilmek için bazı taktikler diyebiliriz. Hani buna bir alışalım ha, sorular daha rahat çözülüyormuş diyeceğiz. Peki paralel kenarda artık var ya hani bunlardan çöze çöze midemiz bulanmıştı hatırlıyor musun? Yok papyondu yok efendime söyleyeyim kelebek sorularıydı. Hepsini birlikte halletmiştik. Bence burada artık bir şey söylemeye gerek yok ya ayıp olur ya valla ayıp olur ha. Peki şunu bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir tane herhangi bir üçgen çizdim. Bu üçgende bir tane kenar ortay doğrusu çektim. Kenar ortay doğrusu biliyorsun kenarı tam ortadan ikiye böldüm. İkinci kenar ortay doğrusunu çektik. Hocam ne işe yarayacak ya da, ne yapmaya çalışıyorsun? İki tane kenar ortay doğrusu tek bir noktada kesişiyorsa... <gülüyor> <gülüyor> söyleyemedim. O noktaya biz ağırlık merkezi adını veriyoruz. Ağırlık merkezi her zaman kaça kaç oranda böler? 2'ye 1 oranında böler. Burası M ise örneğin bir üstteki parça 2M olacak. Peki bu kralı biz nerede mi kullanacağız? Köşegenleri diyelim ki çektik, çektik hocam. Köşegenler birbirini nasıl ortalıyordu? Nasıl ortalıyordu yalnız? Nasıl kesiyordu? Ortalayarak kesiyordu. Bir buradan kesmiş oldum. Bir tane daha doğru kestiler, verdiler. Ve o da kenar ortaysa işte o iki tane kenar ortayın kesim noktası oldu. Ağırlık merkezi oldu. 2N'ye ne ya da K'ye 2K gibi değerler vereceğiz. Yine bu da kullandığımız kurallar arasında. Ben şimdi sana göstereyim ki sorular içerisinde beraber çözerken çok rahat edeceksin. Onu bil, onu bil gel. İlk örneğimizi çözelim. Oh be, şöyle rahat rahat dersimizi. Rahat rahat çokgenlerimizi, dörtgenlerimizi bitirelim efendi efendi. 5 var, 3 var hocam. Eşkenar dörtgenin x'i bulun diyor. Ne alaka? Peki ben sana bir şey soracağım. Köşegen midir bu? Köşegendir. Köşegenin özelliğini az önce bahsettik. Neydi? Cızık açısı cızık açısı. Benzerlik var demiştik. Benz özür dilerim. Açı ortay var demiştik. Bu açı ortayda da kurallar neydi? Herkes aslında ki üsttekinden alıyordu katını. Örneğin burası 5 ise demek ki burası kaç K olması gerekiyor? 5 K. Peki burası 3 ise buranın kaç K olması gerekiyor? 3 K olması gerekiyor. Senin elinde bir tane ne var? Dik üçgen var. Artık buradan sonra şak diye çözülüyor. Hem de çok rahat bir şekilde ya. Bak hipotenüs kenar diğer kenarda burası 8. Yalnız ben direkt çoğu öyle uzun uzun hipotenüs kuralını falan uygulamayacağım. 3 4 5 kuralını bir hatırlamak istiyorum. 6 8 10 üçgenine götürüyordu bizi. Peki ben bunun altına kalkıp 5G. Gelip 6'nın altına 3G yazarsam. Yani soru çıkmış olmuyor mu ya? Bu 6 bu 10. Zaten 8 verilmiş soruda. Hocam o zaman k eşittir 2 desek ne dersin? Doğru olmaz mı? 3k 6 eşitse k eşittir 2. Peki biz buraya bir yazalım. k eşittir 2'den 2 kere 3 6. Şuranın tamamı 2 kere 5'ten 10 eşkenar dörtgen eşkenar dörtgen bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. X'e kalan değer 6'sını kullandın 4. Buldum cevabı. Oh be. Şöyle bir kendimize gelelim hadi bir toparlanın bakalım. Doparlan gel bakayım doparlan gel. Baktım soruma. Bu soru sence anlattığım kurallardan hangisiyle ilintili alakalı olabilir? Köşegenleri çekmişim. Hocam acaba dikliği mi kullanacağız? Ya diklik de dikkatli bak derim ben sana. Buradan indirmişiz hocam. İndirdik. Kenar ortay var. E burası da kenar ortay değil mi hocam? Köşegenler birbirini ortalıyor da hani. Aynen öyle. O zaman ağırlık merkezidir. İki birim uzunluk varsa burada şu aşağıdaki bir birim olacak. Yani 6'yı 2'ye böleceğim örneğin burası 3. Peki şuranın tamamını bul desem ne yaparsın? 6, 3 daha 9. E adı üstünde köşegenler. Adı üstünde mi? Köşegenler birbirine ortalar demiştik. X dediğimiz değer misler gibi 9 çıkar. Yapıştırırım cevabı. <laughs> Gönder. Gelsin derim efendime söyleyeyim. Şimdi her soru o kadar da kolay gelmeyebilir. Yani bir tık böyle uğraşmamız gerekebilir. Şimdi çekmiş buradan bir kenar orta olayı var. Köşegen var. Sanki köşegenin biri eksik olmuş ve be. Diğerini ben çizersem en azından şunu söyleyebilirim. Buradan burasının tamamı artık mevzuyu biliyorsun. Peki burası iki birimi burası tek birim olmaz mı? Örneğin ben x'e iki tane m dersem şuradaki parçaya m demiş olmam gerekmiyor mu? Bir bakmanı isterim. M 2 mi? Neden hocam? E burası kenar ortay. Burası kenar ortay. O zaman şu nokta ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında belli Hocam çok iyisin. Çok iyiyiz. Beraber iyiyiz. Şurası 3 m mi? E köşegenler birbirine hani ortalıyordu? Burası da 3 mi olmaz mı? ortalar Peki senin 12 dediğin şey aslında ki yalnız 3 tane M ile yukarıdaki bir tane M'nin toplamı değil midir 12 olan? Süper. 4 M eşittir 12 gelirse ben her tarafı 4'e veririm. M dediğim değer kaç geldi? Cillop gibi 3 geldi. Tertemiz, kılçıksız derler yani. M'yi 3 bulduktan sonra paşa gönlümüz neyi istiyormuş? 2 M'yi istiyormuş. X eşittir 2 M'den 2 kere 3'ten 6'dır. Giderim şuraya da yazarım. 6. sayfa 6. cevap. Tesadüf mü? Bu sefer tesadüf. Hiç ayarlamadım vallahi. Kendi denk geldi. Geldim yoluma devam ettim. Benzerlikleri kullanacağız herhalde diyorum. Ya bir dakika. K'ye 2K var yalnız hocam burada. Yani kenar ortay şeklinde ayırmamış ya. Hani bir an böyle diyorsun ki acaba bunu neden vermiş olabilir? Şurada bir X vermiş. Şurada bir 2 vermiş. Vallahi arıyorum şu an. Görsem söyleyeceğim. Aha gördüm. Abo. Abo. Hem de nasıl gördüm. Bak 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 bak. Ya her zaman işte kedi pilav yemez derler. Bizde öyle bir tabir var. Sizde de var mı? Yani hep aynı taktikle aynı kişiyi kandıramazsın anlamındadır. Şuranın tamamı 3 ya. Yukarıya gittim. Ne de olsa bu dedim bir eşkenar dörtgen. Burası da 3K olacaktır. Onu yapıştırdım. Şurası 2K. Hmm. 3K var. 2K var. 3'e 2 oran var. O aklımda bir dursun. Bu arada ben buradan buranın tamamına X dediysem. Burası da x'tir. ama şuraya kalan parça nedir? X eksi 2'dir. Kabul eder misin? tamamı x'ti köşegenler birbirini ortalıyordu hatırla hatırladım hocam. O zaman şurası ne olacaktır? x eksi 2 olacaktır. Güzel. Şimdi artık ben benzerliği kullanacağım. Şu kelebek etkisini bir kullanmaya ne dersin? Bu tarafta büyük üçgende 3K üçge, aşağıdaki üçgende neye tekabül ediyor? 2K'ye tekabül ediyor. Geldim. Şu karşıdaki kenar buranın tamamı nedir? X artı 2'dir hocam. Yukarıdaki büyük üçgende X artı 2 bizim aşağıdaki benzerlikten ötürü neye eşittir? X eksi 2'ye eşittir. Şöyle güzel bir içler dışlar yapacağım ama K'lerden kurtulalım. 3X eksi 6 eşittir. 2X eksi 4 artı 4 özür dilerim. Peki gel seni bu tarafa alalım dedim. X kaldı. 6 4 tane yaptı. Çok temizdi be. Vallahi çok güzel soru. 10 numara 10 yıldız bir cevap. Geçtim. Bir sonraki soruya geldim. Seste görüntüde bir problem yok. Yola devam ediyoruz. Cillop gibi nasıl böyle. Brad Pitt baby face. Yok yok o kadar değil ya. Bizimki o kadar olmuyor. İlyas Salman desek o da mı? <laughs> Kime benziyorum? Hasan Mustan'a benzetiyorlar beni. O kim diyeceksin? Hani bu Sese Gel kanalı var ya ona çok benzetiyorlar. Bir de Hipo. Hayipo. Ayipo. Ay unuttum ismini. Ripo. Ay dur YouTube'dan internetten bakacağım ismini. Hypo. 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 Hypo'ydu Hypo değil mi onun adı? Hypo. Hypo Cepkin değil ya. Yok o değil. Ya Mustafa Sandal'la ortak şarkısı var yani. Mustafa Sandal. E, H ile başlayınca yazsak çıkmıyor mu? Ya unuttum ismini ya. Bulacağım o ismi. Hypo. Allah Allah. Mustafa Sandal'ın hangi şarkısında vardı? Bulamadım lan şarkıyı. Ona da rezil olduk ya. Hocam valla bulamayacaksın sen galiba bu işi. Ya bulmam lazım. Sen hatırladın sen kesin buldun. Sen gittin yorumlara kesin yazdın. Ben hala bulamıyorum ya. Mustafa Sandal'ın bu şeyde e, milli takım için yazdığı şarkı vardı ya. Mustafa Sandal. Milli takım diyelim bakalım. Ha dur şimdi bulacağım. Youtube'dan da bakıyorum. Bulacağım ya. Eypo ya. Eypo ya. Uf. Haypo ne ya. Haypo Allah'ını seversen ya. Eypo. Eypo. Tamam. Eypo'ya benzetiyorlardı gel. Herkes bir insanları birbirine benzer diye boşuna demiyorlar. Bu çok kolay. Oh, nasıl kolay kolay. 6 4 tane yaptı, 10 yaptı. O zaman bu eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 oldu. Buraya da gittim 10'umu yapıştırdım. Geldi buraya yalnız mevzu nereden nereye geldi ha? Baktım bu tarafa dedim ki ya orada kelebeği yakalarız yine noktayı nokta karşısında Yukarıdaki noktanın karşısında 10 var aşağıdaki noktanın karşısında x var. Biz benzerlik kullanmaya devam edelim. Cızık açısı diyelim buna da cızık açısı diyelim. Cızığın karşısında yukarıda 6 var aşağıda 4 var. Ufak bir sadeleştirme 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 2 çok da öyle güzel sayılar gelmeyecek gibi ama 3x eşitse 20'ye x dediğim sayı eşittir 20 bölü 3'e Temiz işçilik oldu ve Bunu da yazalım 20 bölü 3. Uf, çok şık yazdık ama. 8. sayfa bitti. Bence artık yeter. Son bir tane daha kitaptan böyle güzel bir test sorusundan çözelim beraber. Ardından diyelim ki gel şu alanı da beraber bitirelim. O zaman önce şunu bir bitirme vakti. Aşağıda kırmızı ve mavi renklerle çizilmiş sarı mavi boyalı birbirine eş iki eşkenar dikdörtgen verilmiştir. Eşkenar dörtgen. Tamam yani bütün kenar uzunlukları aynı. Ve bunlar da birbirinin kulunu gibi sadece renkleri farklı. Şekilde olduğu gibi birinin üzerine kırmızı çizgi diğerinin üzerine mavi çizgiler çizilmiştir. Bu çizgilerin üstüne ısrarla basıyor. Soru onunla alakalı çünkü tamam mı? Daha sonra iki eşkenar dörtgen üst üste kenarları çakışacak biçimde konuluyor. Abi var ya bu soru efsane bir soru. Bu soru can yakan soru. Bu sazan sorusu. Günün bomba sorusu. Yani bunu çözen borda verelim mi dersin? Bunu çözen zıplayarak astronot olur yani öyle bir şey. Zıplayarak astronot olamaz ama yani astronottur diyeyim ben. Yani. Burada biril diyoruz lan daha ne? Kim çözdü bunu Allah helal olsun. Mavi çizgiler arasında bu son durumda mavi çizgiler arasında kalan kırmızı çizgi kaç birimdir diyor. Şimdi ben yukarıdaki arkadaşı alıp üsttekine gömeceğim ya maviye. Gömdüm hocam. Yani gömdüğümde dikkat et şöyle bir şekil oluşmayacak mı? Sonuçta bu kırmızıyı bunun üstüne gömdük. Soru benden şunu istiyor. Diyor ki bu arada kalan parçanın uzunluğunu bulur musun? Aman yarabbi sen ne istiyorsun benden? Böyle bir şey istenir mi? Nasıl bulalım biz oradaki değeri derken? Dedim ki gel 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 aga. Gel şuradan bir tane doğru çektim. E ee, hocam ne var bunda? Çektik bekle. Ben şuradaki parçaya x diyeceğim. Şuradaki parçaya y diyeceğim. Soru benden x artı y'nin toplamını istiyor ki efsane bir değer. Nasıl bulacağız hocam onu? Peki burası tam ortadan ikiye bölmüştü. Aynı şekilde burayı da tam ortadan ikiye böler mi bölmez mi? Böler hocam. Şuradaki doğru. Şuradaki doğrunun yarısı mıdır? Yarısıdır. Neden yarısıdır? Dikkat et üçgenle benzerlik var burada. 1'e 2 kuralı var. O zaman ben diyorum ki gel biz buna seninle birlikte 2A diye bir uzunluk versem. Burası orta taban gibi düşünülüp A'ya dönüşmez mi? Dönüşür. Hocam bu eşkenar dörtgen 2A'yı oraya verdiysen alayına verirsin. Ama karşıya ne vermek zorundasın? 4A vermek zorundasın. Peki ben senden bir değer daha istiyorum. Şuradaki Mavi pardon, yeşil boyalı yere baktın. Şunun içindeki içindeki küçük yeşil boyalıya baktın mı? Gördün mü? Gördüm. Ne demek istiyorsun hocam? Bak şimdi. Şurası A birimse, üstüne çizmeyelim. Şurası 4A ise, burası A ise 1'e 4 oran yok mu? Var. Burası x'i burası kaç x olmak zorunda? 4 x olmak zorunda. Efsane bir soru ya. Arkadaş bu nasıl bir sorusun sen ya? Sen nasıl bir sorusun ya? Sen neler yaptın bize ya? Biz nasıl bir günah işledik de bu soru karşımıza çıktı bizim ya? Aman ya Rabbi. Şuraya bak. Tabanı A, tabanı 2A. Benzerliğe bak. 1'e 2 oran. Ben demek ki buraya kaç y yazabilirim? 2y yazabilirim. Şunları bir toplayalım bakalım. Elimizde neler var neler yok. Bir görmekte de fayda var diye düşünüyorum. Şimdi 4x var burada. X var burada. Doğru mudur? 1'e 4 oran demiştik. Doğrudur. Şuradan ne geldi? 5 tane x geldi. Artı dedim efendime söyleyeyim. Şurası y. 2y de buradan geldi. Ne geldi elime? 3 tane y geldi. Bunların toplamının ne yapmasını bekliyorum ben? Direkt gittim. Şuraya ne yazdım? 15'i yazdım. Bu elimdeki birinci değer yalnız yak. Bak var ya burada yakar devreler yanar devreler. Şimdi bir daha düşünmeye başladım. Hocam daha ne düşüneceğiz Allah'ını seversen. Bak şu parça ne çıktı? 4, 1 daha 5x çıktı. Şu parça ne çıktı? 3, 2 1 daha 3 y çıktı. Ya arkadaş burası orta taban değil mi? Senin 5 x dediğin şey aslında neye eşit? 3 tane y'ye eşit. Herkes karşısındakinin k katına eşitti. Hatırla bunları. Ben x yerine ne yazabilirim? 3 k yazabilirim. Y yerine ne yazabilirim hocam? 5 k yazabilirim. Giderim burada yerine yazarım. Aman ya Rabbi. 5 çarpı. Yalnız boşuna burada belirli soru demedik. Öyle herkes yapsaydı herkes burada belirli olurdu. Sorunun dadı kaçardı ama dadı burada işte. Şunu çarptık 3 kere 5 15 k. Bir daha çarptık 15 k. Eşittir ne geldi? 15 geldi. Karşıda ne var? 30 var. 30 tane K eğer 15'e eşitse senin K dediğin değer 1 bölü 2 oranlı bir şey gelecektir. Şimdi artık döndüm. Soru benden X artı Y'yi istiyordu. X artı Y'yi istiyordu. Hocam X'i buldun 3 tane K. Y'yi buldun 5 tane K. Bunları topladın 8 K. Ama sorunun cevabı ortadadır. Biz 8 çarpı 1 bölü 2 yazacağız. Cırt sana cırt sana burada ne kaldı? 4. On numara 5 yıldız. Yıldız ötesi sorulardı bunlar. Bitmedi. Bitmedi öyle hemen nereye gidiyorsun? Alıştın tabii tek video tek video. Bugün yola devam ediyoruz. Eşkenar dörtgeni artık bu videoda bitiriyorum. Eşkenar dörtgenin alanı dedim. Eşkenar dörtgende alan nasıl bulunabilir? Köşegenlerin çarpımının yarısıyla bulunur. Hocam o niye öyle yapıyorduk? Hatırlıyor musun? Biz herhangi bir dörtgende alan formülü vermiştik sana. Ve bu alan formülünü verirken köşegenlerden yola çıkmıştık. Hatırlıyorsun ya kesin. Ya da hatırlamıyorsan bu sıkıntı zaten. Biz bunun alan formülünün ispatını yapmıştık. Demiştik ki 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sinüs alfa demiştik. Hatırlıyorsun. Şimdi eşkenar dörtgenin alanının mantığını aynı şekilde yazacağım. 1 bölü 2 çarpı. Diyelim ki bu e olsun. Şu da tamamı f olsun. E çarpı f çarpı. Aradaki açı her zaman kaç derece? 90. 90 derece kaçtır? 1'dir. O zaman cevap neye çıktı? Köşegenler çarpımının yarısı. Oldu mu efendim? Bu arada bu 31. f oldu artık. Devam oluyor galiba. Bu da en kolayı. Tıpkı paralel kenarın kuralları vardı. Sağlanıyordu. Burada da sağlanıyor. Taban çarpı yükseklik bitti. Bunun da alan ispatı dikdörtgenden istersen ben yapmayayım. Yani dikdörtgene tamamlama yöntemiyle hani şöyle yapmayayım diyorum dayanamıyorum abi. Yani ispat gördüğümü dayanamayan bir Mehmet Hoca var karşında. Yani ben diyorum ki şuradaki parçayı diyorum buradan keselim sarı parçayı. Nereye yapıştıralım? Tam buraya monte edelim. Buraya monte ettikten sonra madem buraya monte ettik şurası artık benim o paralel kenarımın daha doğrusu eşkenar dörtgenimin istediği alana çevrildi. Alan buna eşit oldu. Burası nedir? Bir tane dikdörtgendir ya. Bitti bu kadar abi soru. Benim A diye gösterdiğim yer burası. H diye gösterdiğim yer burası. Çarptık bitti. İkiye bölme falan bunda yok. Aman diyeyim karıştırma. O başka Burası başka Baktık örnek. ABC dörtgeni. Eşkenar dörtgenin alanını bana bulur musun diyor. Şimdi benim ilk dikkat edeceğim nokta şurası. Arada 90 derecem var mı? Var hocam. 9 var, 4 var. 2 tane öglit bağıntısı var. Bak öglitin biri burada, öglitin değeri burada. 9 çarpı 4 şurada ne var? H var. Hatırla ögleti. H'nin karesi yazacağız. 4 göre 9 36. H dediğim değer 6. Yeter mi? Yetmez bize. Biz bunlarla bırakır mıyız bu soruyu? Biliyoruz ki buradaki yükseklik buradaki yüksekliğe eşit olmak zorunda. Burası da 6. Yani sen kısaca 2 ya yani şöyle yapalım ya hiç uzatmayalım mevzuyu. Şu uzunluğu kaç buldun? 2 tane 6 12 buldun. Şurayı ne buldun efendime söyleyeyim? 13 buldun. O zaman diyorum ki alan eşittir taban çarpı yükseklik. 12 çarpı 13 dedim. 156 geliyor galiba. 100, 144 13 daha 156. 144 13 daha mı dedim ben ya? Niye öyle dedim ki acaba? 12 çarpı 12'den öyle geliyor. Bir tane daha 12 tabii 156. Doğrudur. Hadi devam bakalım. Doğru cevabı bulduğumuza göre. Soru farklı. ABC'de eşkenar dörtgenin alanını bulunuz. 2 var, 11 var, 7 var, 6 var. Ya biliyorsun ki sen 7 6 daha bir kere ne 13. Yukarısı da 13 veriyor da nasıl çözecek? Sana bir kere yükseklik lazım. EF uzunluğunu giderek bilerek buraya çizmiş. Ben diyorum ki gel bunu buraya çekelim biz seninle. Yukarıdaki 2'yi aşağıya düşelim. E 7'den 2'yi çıkardığımızda şuradaki parça kaç oldu? 5. Hani demiştik ya en başında şu bir kenarın uzunluğu 13 diye. E demiştik hocam. E 5 var burada burası dik. 5 var 13 var. Aman ya Rabbi 12 var. 5, 12, 13 üçgeni. 12 de yapıştırdım. Artık şunu yapabilirim ben. Alan eşittir. Bizim yüksekliğimiz 12. Tabanımız kaç demiştik? 13 demiştik. Onu da yapıştırdık. Hocam bunda ikiye bölme falan yok değil mi? Eminsin. Eminim ya sen rahat ol. 156 vurdum cevaba. Cunder. Bırak gelsin dedim. Kolay. Çok kolay. Tek hamlede çözdüm bence. Ne de olsa pekiştirmenin birinci sorusu. Hocam burası 10 ise burası da 10'dur. 6 varsa burası 8'dir. E yükseklik var 8. Taban var 10. 8 kere 10 80. Yapıştır. Geç gelsin. 15. 7 20. Bitti. 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 Hocam köşegeni mi çekelim hocam? Aynen öyle. Köşegeni vuruyorsun buraya. 25. 7 tane elde ediyorsun. 32. Niye hocam direkt topladım bunu bekle. Köşegeni 2'ye böldüm. Ne geldi hocam? 19 19 olur mu ya ne yaptın? 16 geliyor doğru mu? 2 kere 6 12 16 geldi. Çünkü ben köşegeni çektiğim an burası tam ortadan ikiye bölündü. Bu parça da 16 çıkması gerekir. Şuradaki parçanın da 16 çıkması gerekir. Yakaladım bence onu. Peki 16 var 7 var buraya 9 kaldı. Artık şuradaki galiba biz yüksekliği bulamaz mıyız ne dersin? Bence buluruz artık. Tanıdık bir üçgen. 9, 15, 12 üçgeni. Hani 3, 4, 5 üçgeninin türevleri varileri. Var, var. Varileri ne ya? Şurası 12. Şuradaki parça da 12 çıkacaktır. O zaman benim alan dediğim şey köşegenler çarpımının yarısıydı hatırla. Bu arada köşegenimiz çak. Kaç? 24. 12-12 daha 24. Şuradan şurası kaç? 32 hocam. 32'yi de aldım. Geldim 2'ye böleceğim ben bunları. Şöyle böldüm. Şurası bir kere 12 kaldı. 12-32'yi benim kenarda çarpmam lazım. Kafadan da çarpamam artık o kadar da değil. 2 kere 2-4 2 kere 3-6 şuraya da 12. Aslında çarparmışım o kadar da zor değilmiş ya. Aslında ben o kadar zor değil demek istedim sen. Anladın sen? Eyipo. Gel 184. Hala Eyipo diyenler var hocam. Vallahi Eyipo'ymuş lan bu adam Eyipo'ya benziyormuş. Devam. 2 var 4 var. 10 var bunlarla gelme hocam bize. Neden? Çünkü burası köşegen hocam. Burası açı ortay hocam. Ve şey de öyleydi. Peki bu açı ortaydan şuradan uzuttum diki. Şuradan gittim dike. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Bak şuradaki dik şuradaki dikneyi göstermeye çalışıyorum. Açı ortay doğruları üzerinde alınan bir noktadan kollara indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Bunu ben söyleyebiliyorsam sen de söylemelisin. Ola ki bir gün yolda karşılaşırsak tutarım omzundan çekerim. Aa Mehmet Hoca ne haber? Demeden derim ki köşegen pardon. Ne derim? Selamun aleyküm derim. Ne diyeceğim ya? Unuttum ne diyeceğim. Burası 2. Burası da 2 hocam. Orası 4. Burası da 4 hocam. 4 2 daha ne yaptı? 6 yaptı. 10 çarpı 6'dan ne olduk? Biz 60. <laughs> Vallahi bilemedim ne diyeceğim ya. Onu soracaktım da sorusunu nasıl soracağım bilemedim. Ama sen üstü utanımı anladın sen. Ne soracağım? Ya biz artık öyle bir moda geçtik tuttu tuttum, çevirdim. Böyle yaptım. Sen de konu Aç Açıortay doğruları üzerinde alınan bir noktadan koalisyonun kollarına çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir hocam diyeceksin. Tamam hocam. Ondan sonra selamlaşacağız. Oldu. Bu alan nasıl bulunur? Hocam bunu H hey dersin. Yalnız burası D hey olur. Eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit. H hey çarpı 4 bölü 2'nin cevabı 8. Cırt sana cırt sana 2. Of yanlış yere yazdık 2. Şurası 2. H'nin hey cevabı 2 kere 2'den 4. 1 kere 4 bizim yükseklik. Geldim yüksekliğe 4 yazdım. Alanı istiyorsun. 6 çarpı 4 üçgenin alanı. Bölü 2. Şurada 2 kaldı. 2 kere 6'dan 12. Çok temiz işçiliğimiz var. Çok temiz. Günün bomba. Günün son sorusu. Çok tatlı bir soruyla bitiriyoruz. ABC'de yalnız o çözdüğüm öbür soru çok daha tatlıydı. ABC'de eşkenar dörtgeninde AC diktir EF. AC diktir EF. Güzel. Alan ABC'de istiyoruz. Verilenler falan var etrafta. Diyorum ki şuradan bir tane çekelim. Çektik hocam. 4 var, 10 var, 8 var. Ee, ne yapmamız lazım hocam ya? Ne yapmamız lazım hocam ya? Ne yapabiliriz? Yani nereden bağlayabiliriz cevabı diye bakıyor. Ooo. Oh, bir an göremedim desem inanır mısın? Başka bir yerden mi yakalasam acaba? Vallahi arıyor. Gözlerim arıyor şu an. Ben bu üçgenin alanını bulurum. Bulurum bulmasını ama. Şuradaki oran gerekecek bana. Yani oranı bulmadan. Her zaman kedi pilav yemez diye boşa demedik biz. Köşegeni buradan çektiğim hayalet. Çektim hocam. Buradan böldüm mü böldüm hocam şuradaki kalan parçayla şuradaki kalan parça birbirine eşittir dedim sana öyle boş soru değil bu. Belki bir e, bordo beri sorusu değil ama 14 yaptı. 14'ü aldık 2'ye böldük. Ne geldi? 7 kaldı elimize. Şurası 7'dir hocam. 10'dan 7 çıktı. Şuradaki parça 3'tür hocam. 3, 4, 5, 3 geliyor. Sandım ama. Dur. Bakma hemen öyle. Diyorum ki şu parça 8. Ben şu parçaya arıyorum. Gel şu parçaya x diyelim. Benzerlik var. Yakaladın. Kaça kaç benzerlik var? 4'e 7 benzerlik var. 4'e 7 benzerlik var. Eşittir. Tabanlar oranı kaç? 8'e x. Göremeyen tayfa. Görmen lazım ama orada üçgende benzerliği. Görmezsen nasıl çözeceğiz? Şurası 2. x eşittir. 2 kere 7'den ne çıktı? 14 çıktı. Ben buradaki parçayı 14 buldum. E burası da 14 çıkacak. Köşegenin birinin uzunluğu 28. Bitmez. Bitmez. Şuranın tamamını kaç bulmuştuk? 14 bulmuştuk. Şimdi 14 bölü 2 dedik. Biliyorsun ki alanda bölü 2'si de var. Şurası 7 geldi. 4, 7 kere 8 56. Elde var 5. 14. 196 dedim. Efsane tatlı bir soru. Vurdum cevabı Denizli'ye. Çok tatlı bir çözümde noktayı koydum. Efendim gönder. Gitsin diyorum. 30-31 ellerden notar 84-85 86-87. Her ayrılık hüzünlüdür ama bizim ayrılıklarımız daha gelmedi. Bizim kısa ayrılıklarımız bunlar. Eşkener dörtgen biter. Bir sonrakinde dörtgende. Görüşelim efendim. Ben buradayım. Seni bekliyorum. Bitti bitecek. Az kaldı. 46 ve ikişer ikişer gideceğiz. Bundan sonra daha güzel gideceğiz. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşçakal.